Bu Ramazan var ya, tam Hristiyanların Ramazanı ya. Lokantalar açık, millet caddede sigara içiyor. Eskiden olur muydu böyle bir şey? Olmaz. Konu komşuya pişirdiğini götürdün, onlar sana getirirdi. Akrabalar toplanırdı, iftarı beraber açardın. Havaların ısınması ve Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ah o eski Ramazanlar demeye başladı. Biz de Laf Sokak ekibi olarak Kayseri halkına Ramazan ayına dair neleri özlediklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Eskiden Ramazanlar İslam'a uygunudur. Şimdiki Ramazanlar İslam'a uygun değil. Alakası yok. Şimdiki bu kişiler İslam'ı savunuyor da alakası ilgisi yok. Aslında Yahudilerin zihniyetini savunuyorlar. Yahudilerin zihniyetini savunuyorlar. Bunlarda Müslümanlık falan yok. Bir zaman bunlar var ya Arap hayranıydı. Yine Arap hayranı. Şimdi de Rus hayranı. Bunlar gün geçtikçe birinin hayranı oluyorlar yani. Oruçlarınız ve sahur sofralarınızda neler var? Eskiden nasıldı, şimdi yeterince sofralarınız süslü mü böyle? Oruç sofralarında ne var? Kuru ekmek var. Pekmez var, eskinin şeylerinden tatlı olarak pekmez var. Haside yapıyorlar. Bu seneki tabii iyidir yani. Eskiki Ramazanlar yoktu. Milletin sağdan soldan tarladan gelecek yiyecek de yiyordu. Şimdi yedi sütten tut kuş sütüne kadar hepsi var. Yani paran varsa her şeyin var. Paran yoksa zaten hiçbir yerde yok. O da yok, şimdi de yoktu. Yani bu... Eski Ramazanlarda böyle ailenizle falan nasıl ilişkiniz var? Ona kadar aile, bütün topluluk olur yirdik. Ama şimdi herkes bir tarafa dağıldı, şöyle kuş yavruları gibi dağıldı. Peki şimdi bir araya gelebiliyor musunuz böyle Ramazan'da? Zor gelinir. Eski şey bitti gayrı. Onu zor gelinir. Peki şimdi iftar ve sahur sofralarınız nasıl? Yeterince böyle donatabiliyor musunuz? Peki o iyi. Allah'a çok şükür. İyi, yiyeceğimiz içeceğimiz iyidir yani. Sıkıntımız yok hala. Ama öbür başka arkadaşlara, başka vatandaşlara bir şey diyemem. Allah bol versin, bol yiyek. Vallahi çok fark var. Yani ne bileyim, o zaman kendi yaşantım. Ya yani o zaman dediğim gibi saat 8'de oruç açılırdı. O zamanın bir tadı vardı. Hani komşular arasında birbirine gidip gelme vardı. Hani ne bileyim, hani akşama da topu beklerdik, top atılırdı. Hani onun bir heyecanı vardı. Hani bir tatlılığı vardı. Önce de herkes bir aradaydı, şimdi ayrıştık mı? Nasıl? Şimdi çok ayrıştık. Şimdi hani Ramazan'ın bir tadı öyle yok. Hani normal zamanda da öyle bir tadı yok. Çünkü bir hani komşuluk, irtibat kalmadı. Samimiyet kalmadı. Birbirine davet etmeler kalmadı. Yok yani. Herkes şimdi başını kurtaran kaptan. O hale geldiler. Eski Ramazan tadının olmamasının sebebi sizce maneviyattan mı kaynaklı yoksa maddiyattan mı kaynaklı? Bence önce maddeye girdi var ya. Şu anlık maddeye girdi sürekli. Zaten bu yıllardan beri belli. Maddi olduktan sonra zaten maneviyat gelir. Şimdi millet kendini artık zor geçindiriyor. Hani misafir çağırmaya artık şey diyorlar. Çünkü hani şunu yapsak o yok, bunu yapsak o yok. Çünkü bulunmuyor. Aa, Ramazan girdi. İnan ki var ya böyle akşam olur, hani ilk gün şu an ne pişireceğini düşünüyor. Dün ben bir şeye gittim, bir markete girdim. İnan ki şuncacık bir piliç 50 lira. Vallahi billahi. Fişi de çantamda. Yani hani ne diyeyim? Denebilecek bir şey yok mu bu konuda sizce? He? Sözün bittiği yerdeyiz galiba. Aslında çok söz var. Aslında söylenecek o kadar söz var ki. İnan ki var ya, çok doluyuk. Ama söyleyemiyor muyuz? Söyleyemiyor. Söylesek başka türlü oluyor. Söylemesek içimize atıyor. Daha başka oluyor. Hani kendi kendimizi yiyor gayrı. Konuşsam çaresi yok, sussam gönül razı değil dedikleri, değil mi? Ama çok konuşsam aslında çok şey söyleyeceğim. Ama böyle olmaz. Hani biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Yazık, günah. Hani bizlere yazık yani. Elimiz kuru para iş görmüyor. Aha kızım hamile vallahi şey. Hani biraz şey olarak şuradan şeyden geçtik. Yemişçilerin oradan. Çocuğun canı istiyor. Almadım. Vallahi para yok. Hani öyle göründüğümüze bakma. Ama çok berbat durumdayız. Bunu bir şöyle içimize girsinler. Şöyle bir vatandaşın içine girsinler. Milletin artık yüzü asıldı. Milletin birbirine sevgisi kalmadı. Şöyle şey baksan, şu millet sinirleniyor.
Hani niye baktın oluyor? Aslında öyle değil. Kötü anlamda bakmıyor ama durumlarımız hiç iyi değil. Gerçekten iyi değil. Yazık, günah ya. Eski Ramazanlar derken yaşımız 40. Daha eskiler bilir, yaşlı amcalar bilir onları da. Çocukluğunuza falan dair anılarınız var mı? Ya var, köy yerlerinde toplantılar olurdu. Odalarında, köy odalarında oturulurdu. Büyüklerimiz konuşurlardı, laf konuşurlardı. Biz dinlerdik. Yani eski Ramazanları daha çok, daha büyük yaşlılar, 70 üzeri, 75 üzeri yaşlılar bilir. Peki şimdi Ramazanlarda böyle ailecek bütün böyle babalarınızla, dedelerinizle falan bir araya gelebiliyor musunuz? Şimdiki eski düzen kalmadı ya. Her şey bitti. Kimse kimsenin yanına gidemiyor ekonomi şartlarından dolayı. Mazot olmuş 25 lira. Şimdi siyasiye giriyoruz da kimse birbirine gidip gelemiyor. Akraba akrabayı tanımıyor. Bir de pandemiden, virüsten dolayı el öpmeyi unuttular. Gitme gelmeyi unuttular. Sıkıntı yani. Peki şimdi iftar ve sahur sofralarınız nasıl? Böyle yeterince donatabiliyor musunuz sofranızı? Yoksa ihtiyacınızı karşılayamıyor musunuz? Ya Allah'a şükürler olsun diyecek de sadece hep şükrediyoruz ya. Şükretmekten başka bir şey bulamıyoruz. Orada edep ahlak vardı. Şimdi hiç ne edep var ne ahlak. Komple şey açık. Lokantalar açık. Millet caddede sigara içiyor. Eskiden olur muydu böyle bir şey? Olmaz. Adam muaşeret mi vardı diyorsunuz? Tabii adam, şimdi adep kalmamış, muaşeret kalmamış. Göbeği açmış iki karış buradan böyle çocuklar geziyorlar. Peki böyle Ramazanlarda şimdi sofralarınızı süsleyebiliyor musunuz? Böyle iftar ve sahur sofralarınızı yeterince geçinebiliyor musunuz? Yeterince geçiniyor ya, çok fazla olmazsa orta olsun yani. He, yani et süt yoksa ekmek var boşver. Yani ekmek yeseniz bile doyarsınız herhalde. He, ekmek yeter, ne olacak. Yeter ki huzur olsun, savaş olmasın. Peki. Barış olsun, tamam. Peki ailenizle böyle çocuklarınızla, torunlarınızla bir araya gelebiliyor musunuz şimdi? Ramazan ayı gelmişken. Geliyoruz. Geliriz tabii. Davetleri deriz. Maaş az ama idare ediyor. Ramazanlar ya şimdiki Ramazan'a benzemezdi ki. Şimdiki Ramazanlık çarpıcılık, mırpıcılık, ona bir Müslümanım diye hayır dua eder. Ondan sonra da tutar derler ki filan hayır ettim, buna hayır ettim. Öyle bir şey yoktu. Eski Ramazan'da bir tanesi burada tek oruç yiyemezdi. O zaman Müslümanlık vardı. Şimdi ne var? Şimdi hiç Müslümanlık yok. Gel çağıra çağıra diyeyim. Ezan okunduğuna bakma. Şeker ezan. Eski Ramazanlar tosun torbayla birlikte mi geçiyordunuz? Nasıl geçiriyordunuz acaba? Nasıl? Eski Ramazan'da böyle ailenizle böyle o çocuklarınızla falan bir arada geçiriyor muydunuz torunlarınızla? Tabii. O zamanlar toplanırdık, iftarımızı o zaman açardık. O zaman sevgi, saygı vardı. Yardımlaşma. Yardımlaşma vardı. O zaman birbirine bir fakıra eletip şey yemek verme vardı. Şimdi adam kendini kurtarırsa kaptanım diyor. Yoksam yok. Bu Ramazan var ya, tam Hristiyanların Ramazanı ya. Hakikaten çağıra çağıra diyeyim hepsinde diyeyim. Hep Hristiyan Ramazanı bu. Müslüman Ramazanı değil. Peki sahur sofranızda ve iftar sofralarınızda ne vardı, ne olacak? İyice doldurabiliriz mi? Her şey vardı. Ağlına gelen her şey vardı. Peki şimdi nasıl? Şimdi hiç düzen yok. Adam birbirinin sırtından gemirmek istiyor, kan emmek istiyorlar. Ha, vatandaş. Ramazanlar daha güzel, daha olumlu, daha ılımlı. Hani şey bakımından da, sen söyle, insanların gıda bakımından da ucuzdu. Şimdi pahalı. Eski gibi istediklerini yiyemiyorlar. Bundan 50 sene önceki seneye döndü seneler, değil mi? 50 sene önce kaymak, balı kim yiyordu? Zenginler yiyordu. Fakirler görmüyordum. 1970'lerden sonra, 69-70'lerden sonra fakirler de bal kaymağı yer oluyordu. Fakat bu dönem, şu dönem bal kaymak yiyemiyorum maalesef, değil mi? 50 yıllık bir periyottan sonra başladığımız yere geri döndük, tabii, değil mi? Tabii. Eski yıllara geri döndük. Adam sırtına bir elbise alamıyor ya. Bir ayakkabı alayım dedim 1 milyon lira. Ben neyle alayım? Emekli bir adamım. Bak 3 seneden beri bu elbiseyi giyiyorum ben. Ben insan değil miyim? Onlar da, baştakiler de 9 aylık 9 günlük. Ben de 9 aylık 9 günlük. Onlar okumuşlar, belki ben de daha kısa dönem okudum. Aramızdaki fark bu. O da insan, ben de insanım. Öyle değil mi? Peki böyle eski Ramazanlarda bütün ailecek bir araya geliyor muydunuz? Tabii, konu komşuya pişirdiğini götürdün, onlar sana getirirdi. Akrabalar toplanırdı, iftarı beraber açardın. Biz 13 kişiydik bir evde.
baba, ana, çoluk, çocuk, kardeş. Çok muhabbetli, çok da tatlı, çok da güzel oruçlar tutardık. Ama şimdi o günleri görebiliyor mu? Göremiyor. Herkes ayrıştı mı? Tabii, tabii. Ya eski Ramazanlar elbette herkesin dediği gibi bambaşkaydı yani. Eskiden hayat bambaşkaydı daha doğrusu, yaşantı bambaşkaydı. Ailelerin durumları, köylerde birbirlerine gitmeler gelme. Mesela ben bir yakın köylerdendim gençliğimizde. Biz bir kış boyu 3-4 aile bir evde birleşip öyle oturduk. Bugünkü gibi kahveler, böyle eğlence yerleri yoktu. Öyle bir sıkı birbirimizle irtibatımız var. Bir köyde bir hadise olsa herkes haber olur, yardıma koşuşulurdu. O haller kalmadı şimdi. Kalmadığı gibi bu sadece bu köy yaşantısında, şehir yaşantısında değil. Her alanda böyle artık. Böyle olduk yani. Açıldık, büyüdük, genişledik. Nüfus arttı. Dünya küçüldü. Biz her yere dağıldık. Görüyoruz. Ben şimdi mesela köyümden, vilayetimden başka yeri bilmezdim 15-17 yaşında. Şimdi hayatım benim 50 sene Almanya'da geçti. Ben bunu tahmin bile edemezdim. Hayat böyle oldu. Şu umumi gidişata baktığın zaman aslımızdan ayrılmış durumdayız. Yani dünyanın cerrahlarına kapılmış gidiyoruz yani. Çok az eski adet ve usulümüzü yaşatmak isteyen, gençlerde de az görürüm. Ben gençlerle de bazen konuşuyorum. Sebebi nedir sizce? Sebebi nedir sizce gençlerde bu kadar az şey olmasın? Sebebi ya işte dünyada, yani biz ona dünya küçüldü diye söylüyoruz. Yani irtibatlar çoğaldı dışarıyla. Şimdi bir küçük toplumlarda her şeyi yapmak, bir adeti, bir örfü yaşamak, yaşatmak, öğretmek kolay malum küçük yerde. Toplum genişledi, nüfus arttı. Bir de sadece biz Türkiye olarak değil, dünyayla irtibatımız oldu şimdi. İster istemez birçok adetler, bize uymayan, uygun olmayan adetleri yaşar hale geldik oralarda.